Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi Blitzcrank orman analizi yapacağız. Şimdi Blitzcrank nasıl ormana geldi? Arkadaşlar W yeteneğinin hasarı ormana inanılmaz fazla. Şampiyonları da çok fazla. Orası ayrı ama orman dönüş hızı fena olmadığı için e bir de Blitzcrank'in yetenek setine baktığımız zaman baskın atmak için birebir şampiyon. Şöyle düşünün, bir destek Blitzcrank orta koridora gelse hoşunuza gitmez, değil mi? Baskın atsa yani. E bir ormancı olarak her yere gidebilirsiniz. Blitzcrank orman oynayarak bakalım neler yapıyor, neler yapabiliyor. Şimdi sizlere tek tek anlatacağım. Benim sizden tek ricam ne? Videomuzu beğenip arkadaşlarınızı olabildiğince göndermeniz. Tek isteğimiz bu. Başka bir şey istememize herhangi bir şekilde gerek yok. Videomuza geçmeden önce de beğenirseniz ne mutlu bize. Şimdi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Hex sıçra olayını alıyorsunuz. Ründen de buradan Hail of Blaze girmiş. Şimdi bakın birçok eşya dizilim var. Onu söylemek istiyorum. Bir Prowlers klov alan var. Yani bu e, Sinsi pençe rakibinin üstüne atlıyor. O'na alan var. Buz ateşi eldiveni alan var çok fazla. Bir de bu adamın kastığı rüzgarın iddeti alan var. Eşya dizilimi daha tam belli değil. O yüzden de eşya dizilimi hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. W yeteneğini gördüğünüz gibi açtı. Hemen kesti. Şimdi burada diyeceksiniz ki abi kırmızıyı alıp neden hiçbir şey almayıp alt koridora gitti. Şimdi Blitzcrank'in ormanda herhangi bir şekilde alana hasar vurma mekaniği olmadığı için Blitzcrank tekli orman kamplarını kesip 3. seviye olma hedefinde. Bu da aslında tekli orman kampları dönen şampiyonlara bir kıyar riotun Gördüğünüz gibi kırmızı güçlendirme, mavi güçlendirme artı grompu aldığınız takdirde 3. seviye olup ve böylelikle de baskın yapabiliyorsunuz 3. seviye olarak. Şimdi bunu çoğu şampiyonda yapabilirsiniz. Ne bileyim Jarvan'da yapabilirsiniz. İşte ne bileyim Rammus'la yapabilirsiniz. Ya gerçi Rammus'ta kuşları falan almak kolay ama yani ormanı yavaş dönen ve 3. seviyeye gerçekten çok ihtiyacı olan şampiyonlarla yapabilirsiniz. Şimdi 3. seviye Blitzcrank'le niye çok lazım? 1. Bir, W'yu 1. seviyede açtık değil mi ormanın hızlı dönmek için? Bunu açmamız lazım. E şimdi Q ya da E. E ikisi de lazım bize otomatikmen ne olmuş oluyor? Üçüncü seviye bizim için çok önemli olmuş oluyor. Hızlı baskın atmak için de ne lazım? Gördüğünüz gibi 3 kamp baskın. Hemen Galio şurada tauntunu tutturdu. Hemen sıçrasını kullandı. Gördüğünüz gibi bana şunu söyleyin. Hangi ormancı? Bakın hangi ormancı? Burada bakın tam şurada şöyle göstereceğim. Burada Stan yemiş bir rakibi öldürebilirdi. Hangi ormancı? Bence siz de biliyorsunuz ki hiçbiri. Ya o yüzden ya şu, varsa da benim aklıma gelmiyor şu an. O yüzden çok güzel bir skor görüyoruz. Master Yi şimdi Galio'yu biraz kovalıyor ama Galio çok güzel yere kaçtı. Şimdi Blitzcrank'in yeteneklerini göreceksiniz. W'su geldi bakın atak speedine bakın saldırı hızına. Saldırı hızı gayet yerinde. Ve orada Master Galio ile beraber düşürmeyi başarıyorlar. Hemen orman kampları çıkıyor. Orman kampları diyorum özür dilerim. Yampir yenge çıktı. Hemen Yampir yenge çekiyor. Orada tek atıyor. Hayatına devam ediyor. O üst koridorda bir açılmış bir Gwen gördü. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle Blitzcrank'le sıçranızı özellikle baskınlarda atmaya... Tereddüt etmeyin. Zaten E yeteneğinizi tutturduğunuzda çok güzel bir baskın görüyoruz yine Blitzcrank'ten. E yeteneğinizi koşup sıçratıp vurdunuz E'yi. Hava yazıpladı Bir iki tane vurdunuz. Q attınız. Yine kitle kontrol. E takım arkadaşınız armut mu topluyor? Tabii ki de hayır. O yüzden de aslında Blitzcrank'in baskın yapma potansiyeli gayet iyi bir boyutta diyebilirim. Şimdi Blitzcrank'te evet... Baskın atıyorum abi işte baskın attım her yeri öne geçirdim ama takımım taşıyamıyor diyenler vardır arkadaşlar bu gerçekten takımınıza tabii ki ihtiyacınız var her şampiyon olduğu gibi ama düşünmeyin ki hasarım yok düşünmeyin ki blitzcrank renkle ben geç oyunda ne yapacağım yani gerçekten W yeteneğinin attığı hasara bakın gayet iyi bir hasar ve bu Blitzcrank rüzgarın hiddeti alıyor. Yani baktığınız zaman rüzgarın hiddeti alan bir şampiyon hasar konusunda çok problem yaşamaz diye düşünüyorum. Unutmayın W yeteneği güçlendiriyoruz. Asla gidip E yeteneğine vesaireye falan filan vermeyin. Şunu da söyleyeceğim. Blitzcrank olayınız hiçbir zaman yalnız burada yakalandı Kayısa bayağı hasar vurdu. Blitzcrank'le hiçbir zaman bak Q yeteneğini tutturmak her zaman Blitz için ekstradır. Yani Q yeteneğinizi tutturamadığınız takdirde gidip karalar bağlamayın. Ya ben nasıl oynayacağım, nasıl şunu yapacağım, nasıl bunu yapacağım tribe girmeyin. Zaten Blitzcrank'in Q yeteneğini sürekli tutturabiliyor olsanız sıkıntı rakip için. Şimdi burada çok güzel bir baskın görüyoruz. Bakın hop hex sıçrayla buraya giriyor ve attığı hasara bakın zerat e, Zerat'a burada Q yeteneğini kaçırıyor ve Zerat kaçmış oluyor. Bence Q yeteneğini biraz daha erken atabilirdi. Rakibinin sıçrasının olmadığını biliyordu zaten. Direkt olarak kullansa her türlü daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bakın iki otomatik saldırıyla W'su açıkken iki otomatik saldırıyla burada e, ufak kuşları öldürdüğünü görüyorsunuz. Yani bu bir ormancının 5. seviyede neredeyse hiçbirinin yapamadığı bir şey. 2 otomatik saldırı orada ufaklıklar ölmüş oluyor. Hemen yan priyengeci de tekrardan yakaladı. Yan priyengeci de burada çarpıyla beraber alacak. 6. seviyeye çok az kaldı. 6. seviyedeki özelliği de ne? Burada eksi şöyle hemen kırmızı güçlendirme gidiyor. Bakın hasarını kendiniz görün bir. Otomatik saldırılarla. Şimdi 6. seviyede ne dedik? Üstüne koştuk rakibin, sıçra attık, e yeteneğini attık, q attık. Araya bir de ulti sıkıştırıyorsunuz. Böylelikle rakip mesela siz E attınız. Rakip düştü. Hemen sıçra atabiliyor. E attın. Ultini bastın. Susturdun. Sıçra atamıyor. Hayatına elveda. Bakın hop geliyor. Sıçrasını attı. Q attı. En son da ulti atacak. Araya ulti de sıkıştırabilirdi. O tamamen hani o anlık sizin kendi fikriniz. Ve böylelikle 3-0-1'e geliyor. 4 skorun 4'ünde de var burada üste dönecekti vazgeçti yalnız. Orta koridorda zeratı görmüş. Onu ben dikkat etmedim. Hex sıçrayla buraya geçecek mi? Harbi'den de geçiyor. Burada skoru almayı başarıyor Blitzcrank. 7. seviye oldu. W'su da artık %80 atak speed veriyor. Bakın %80. 7. seviyede %80 saldırı hızı herhangi bir şampiyonda yoktur. Bunu net söyleyebilirim. %80 çok fazla bir saldırı hızı. Burada Master'ı yakalayacak mı bakalım. W'su yalnız son anda bitti diyebilirim. Orada W'sunu bozmayı başarıyor ve Galio da geldiği için çok rahat bir skor. Bakın orman dönme hızını. Zaten pasifinden de şimdi yavaş yavaş şeyler geliyor. Bir dakika lan. Heh. Bir an Blitzcrank'in kendi pasifiymiş gibi düşündüm. Ulti pasifi. Ultisinden arkadaşlar etrafındakilere biliyorsunuz ki ekstra hasarlar da geliyor. Şimdi bu bu şampiyon AP değil mi diyenler var. Uf hasara bak. Kendiniz görün. 7. seviyede mavi güçlendirmeyi kesişine bakın. Bakın. Allah aşkına ya. Böyle bak gerçekten çoğu şampiyonun böyle bir hızı yok. Bakın hasara bakın. Muhteşem bir hasar, muhteşem bir hızlı kesiş. Yani Şimdi bu şampiyon yetenek gücü değil mi diyenlere de evet yetenek gücü abi çoğu şeyi. Yetenek gücü kastığınızda da çok sırıtmıyor. Ama rüzgarın niddetinin neden alındığını az çok biliyorsunuz. Sinsi pençe neden alınıyor? Sinsi pençede şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Sinsi pençeyi rakibe at E'yi bastınız. Sinsi pençeyi rakibe attınız. Tık diye yanına gittiği için E yeteneğini çok bedava bir şekilde tutturabiliyorsunuz. İkinci bu arada Q yeteneğini güçlendiriyorsunuz. Çünkü hani Q yeteneğinin bekleme süresi bayağı bir fazla. Onu da hatırlatmak istiyorum. Burada Zerat yine sıkıntılı bir durumda olabilir. Galio orada çok güzel tauntunu atıyor. Ve orada Blitzcrank skoru almayı başarıyor. Master iyi bakalım geldi. Renata da buralara gelmiş. Ama buradan bir şey çıkmayacak gibi Galio yaşıyor. Abi çok kanser. Gerçekten çok sinir bozucu bir Blitzcrank izliyoruz. Rüzgarın editini bastı. Orada hemen Gwen'i çekmeyi başarıyor. Gwen'i de öldürdüler. Devamı gelecek mi bakalım. Q yeteneği bekleme süresinde. Orada direkt olarak düşür Renata'yı Atrox. Ve burada Master Yi de hayatına veda edecek. Böylelikle 11-0'a geldi. 5-0-5 Bakın. Baskın attı mı attı. Ormanı döndü mü? Orman dönmek istese harbiden dönerdi. Zaten hasarını kendiniz gördünüz belli bir seviyeden sonra. Yani şampiyonda hasar var. Rakibi yakalama var. Kitle kontrol var. Bir yerden kaçma desen W'yu basıp oradan uzaklaşabilir. Gerçekten o konularda baya baya iyi bir şampiyon olmuş. Bence Blitzcrank zaten kendisinin Orman dönüşünü tekrar tekrar göstermemize gerek yok. Şimdi 9. seviye oldu. Bakın %92 saldırı hızı ve üst kordora bir kule altı geliyor gibi dur duruyor. Hemen orada E yeteneği zıplattı. Ulti tek gördüğünüz gibi. Çok basit bir skor ve buraya alamet gelecek kuleyi alacaklar. Kesinlikle ve kesinlikle ben de oynayacağım. Yani %100 hepinize tavsiye ediyorum. Bu adam bu arada Kore'de ustalık hani aşamasında master seviyesinde ve 400 puanda. Onu da hatırlatalım. Yani gayet yüksek bir seviyede oynuyor. Öyle gidip bronz elde de oynamıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bunun dışında bu adam destek rolü main. Yani normalde Nautilus ve Blitzcrank oynayan bir adam ormana geçince Blitzcrank ormanda oynamaya başlamış. Gördüğünüz gibi ya yani bir destek oyuncusu bile Kore'nin şampiyonluk seviyesinde yakın bir yerde veya üstatlık seviyesi, Grandmaster seviyesinde maçı gayet güzel bir şekilde domine edebiliyor. Yani bu da aslında şampiyonun bu aşamada gerçekten çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bakın daha hiç Q yeteneğini denemedi. Şimdi ilk kez denedi onda da kaçırdı. Bir kere de Zerata orta koridorda kaçırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında sizin derdiniz hiçbir zaman Blitzcrank'lerin derdi gidip Q yeteneğini tutturmak olmadı. Tıpkı Trash gibi düşünün. Trash'le siz hiçbir zaman Q tutturamadığınız için yargılanamazsınız. Trash'in aslında çok daha güzel şeyleri var yalnız burada Kaisa'ya attığı hasarı kendiniz görün orada direkt olarak düşürüyor ama Master Yi biraz bozuk bir şampiyon olduğu için yanına da bir de Renata geldiği için orada Jinx öldürdü ama tabii ki Renata W'si olduğu için üzerinde orada 4'te 4 atmayı başarıyor. Master Yi. Şunu söylüyordum. Ya Blitz yani trash'le siz fener atarsınız. Ne bileyim E yeteneğiniz önemli, ultiniz önemli vesaire durduğunuz pozisyon falan. Biliz de aynı. Siz bazen rakibin üstüne koşarsınız. O baskı size bir şeyler kazandırır. Yoktan bir Q tutturursun. Oradan çok şey kazanırsın. Gibi gibi durumlar. Hex sıçrayı da orman kampları arasında gezerken çok kullanıyor. Ve orman kamplarına attığı hasara kendiniz tekrardan Göz atın derim ben. Özellikle şimdi Nashor'un dişini almaya gidiyor. Nashor'un dişini de aldıktan sonra aslında biz ne dedik? Bu şampiyon yetenek gücü dedik. Şimdi yetenek gücünden de bir şeyler alıyor. 10 hit dediğimiz yani şuradaki 10 hit var ya 15 physical damage. Bunu kazanıyor. E, W'sundan da Orada %1 işte 10 hit geliyor max canı hani maksimum canına göre falan derken onlar birbiri ardına geliyor. E bir de üstüne bu adamda saldırı hızı da var. Yalnız burada Kai'Sa'yı sayı yakaladı Kai'Sa'ya direkt olarak tek atıyor. Üstüne bu adamda saldırı hızı da var. Nashor'un dişinden var. Hail of Blaze'den var. Her şeyden gerçekten iyi seviyede var diyebiliriz. Burada Master Yi yalnız rakibi yine yakalamış. Master Yi yani bu şampiyondan ben nefret ediyorum. Bence sizler de nefret ediyorsunuzdur. Ve Nashor'un dişi bitmiş durumda. Çizmesi de Mobility Bot gördüğünüz gibi. Mobility ayakkabısı almak istemezseniz çok da hani problem değil. Onu net şekilde söyleyebilirim. Yani gidip işte illa bu çizmeyi alacaksın diyemem. İlla bu eşyayı da alacaksın demiyorum ben rüzgarın hedefini. Benim tek mantığım burada... Siz Blitz orman mantığını çözün. Yani abi Blitz'te nasıl orman döneceğim demeyin. Asarı kendiniz görün. W yeteneğini güçlendireceğinizi unutmayın. Hex sıçrayı sağdan sola nasıl kullanacağınız çok önemli. Hex sıçralarla baskın yapıyorsunuz aslında. Zerat burada sıçısını atıyor. Bakalım Gwen'i yakalayacak mı derken güveni zaten yakalıyor. Attığı hasarı görüyorsunuz güvene. Hop orada ultisini de son anda kullanmak istememişti ama mecbur kaldı ultisini kullanmakta ve orada ultisiyle skoru almayı başarıyor. Renata'yı yakaladılar orada. Renata direkt olarak düşecek. Diğerlerine hook attı ama diğerleri de kaçmayı başarıyor oradan zaten. W'yu doğru zamanda kullanmanız çok önemli. 5 saniye sürüyor. W'nuz yokken gerçekten bir rakibe asla savaşmayın. Bunu söyleyebilirim net. Asla yapılmayacaklar arasında W'nuzu aç açtınız bitti bir şekilde. Kog'maw W'si gibi düşünebilirsiniz bunu. Kog'maw'da W yokken nasıl savaşmıyorsanız, Blitzcrank'le de aynı şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Şimdi rüzgarın milletinin bu şampiyona nasıl gibi avantajı, nasıl avantajları var? Hepinizin bildiği gibi rakibe yaklaşmak Blitzcrank için en güzel şeylerden bir tanesi. Bakın kırmızı güçlendirmeyi buraya çekip burada da kesebiliyor. Şimdi rakibe yaklaşmak en büyük problem. Diyeceksiniz ki abi ben niye rakibe yaklaşıyorum? Adam bana gelsin Q ile tuttururum. Tamam onu tutturuyorsan eyvallah zaten. Ama Q tutturamadığın, Q tutturmak çok zor. Q tutturamadığın dönemlerde E yeteneğini açtın, rakibe koşuyorsun. Rüzgarın hiddetini bastın, attın E'yi. Hop direkt olarak tekleyebilirsin rakibi. Şu an mesela rakipten tek atamayacağı hiç kimse yok arkadaşlar. Yani hiç kimse yok. Bu arada E yeteneği neden güçlenmiyor diye sorarsanız da sadece bekleme süresi artıyor arkadaşlar. E yeteneğini güçlendirdiğinizde hani E yeteneği iyi hasar vuruyor ama E yeteneği güçlendiği zaman ekstra çok büyük bir özelliği kalmıyor. O yüzden Q her türlü daha iyi W'dan sonra. Şimdi Blitzcrank'in maharet, maharetleri bitmedi. Blitzcrank asıl bence bu dakikalarda güçlü derken Kai'Sa'yı yakaladığı tek hattı bakın ultisini Q'sunu kullanmadı bile. Onları kullanmadan rakip aşağı inene kadar düşürmeyi başarıyor. Rakibin sıçrası, şifası, ultisi her şeyi duruyor. Hemen rakip ormana da giriyor gördüğünüz gibi. Hemen oradan Q ile çekti. Abi hasarını her gördüğümde Blitzcrank'in bu şekilde orman dönmesi hayal bile değildi yani. Gerçekten hayal bile değildi. Hayatımın hiçbir noktasında Blitzcrank'in orman olacağı, bu şekilde orman olacağı rüzgarın hiddetini bastı orada. Renata son anda kaçmayı başarıyor. Güzel bir şekilde orada rüzgarın hiddetini kullandı ama Renata güzel kaçtı diyebiliriz. Ya Blitzcrank'in bu şekilde orman olacağı herhangi bir şekilde gerçekten hiçbir şekilde aklıma gelmezdi. Ama harbiden karşı karşıya durumda. Gerçekten zor zamanlar bizi bekliyor. Natulius orman oynanan bir dönem vardı. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Natulius orman da çok kanserdi böyle çok uyuzdu. İnan, hatta bundan daha uyuz bir şampiyon diyebilirim Natulius'a. Bu biraz daha sadece hani böyle çok garip bir mekaniği var yani öyle söyleyeyim. Natulius'la siz de gidiyorsunuz rakibe. Bunda direkt siz çekiyorsunuz rakibi. Ve o W yeteneği çok farklı bir şey. Natulius öyle çok hızlı da orman dönebilen bir şampiyon değil açıkçası. Burada anetamayı da kasıyor. Anetamasını kime atacak? Büyük bir ihtimalle Mastery'i atacaktır. Yani onu zaten düşünmemize gerek yok. Çünkü Mastery'i haricinde çok da iyi durumda olan yok diyebiliriz. Evet Rüzgar'ın hiddetine bastı ama Renato güzel kontrolüyor Blitzcrank'i. Onu söylemeliyiz. Evet bekleme süresinde tüm yetenekleri orada Master Yi'yi yakalayacaklar. Master Yi direkt olarak düşürdüler. Bakalım Q'sunu tutturacak mı? Renata'yı da tutmayı başarıyor. Orada Blitzcrank Renata'yı da düşürmeyi başarıyor. Bakalım rakibin en güçlü oyuncusu ve ormancısı Master Yi ölüyken Baron'u alabilecekler mi? Baron'a nasıl bir hasarı var? Onu da görmek istiyorum açıkçası. Bakalım hiç fena değil. Hiç fena değil. İşte Nashor'un dişi artı W'nun gücü de böyle bir durum. Yani şu an Jinx'ten daha fazla vurdu büyük bir ihtimalle bu Baron güçlendirmesine. Burada Baron'u da almayı başarıyorlar. 11.000 altın farka ulaşıldı. 14. seviye. Bakın orman kamplarını tehlikeye girmeden de bu şekilde kesebildiğini görüyoruz. Gromp'u çekti burada öldürdü hemen. Bu da ne demek oluyor? Siz tehlikeli bölgeye gitmeden işinizi halletmiş oluyorsunuz. Gayet güzel bir mantık. Hoşuma gitmedi değil. Veya atıyorum kırmızıyı maviyi oraya, Onun yanına gitmeden öldürebiliyorsunuz Kendi kırmızınız mavinizden bahsediyorum 14. seviye oldu Şu an 14. seviye herhangi bir isim Yok oyunda kendi takımında Bir tek Galio varmış özür diliyorum Galio dışında herhangi birisi yok Ooo orada Renata'ya Tutmayan bir hook geldi Bu arada kaçırdığınız Q'lar Hiç önemli değil onu da söyleyelim Yani kaçırabilirsin abi Blitzcrank'le zaten hepsini tutturma gibi Bir lüksün yok Oyunun mantığını anla hop rüzgarın hiddeti geldi ama orada yeterli olmuyor blitz orada düşüyor kayısaya. Yani bunu da bir tık yapmaması lazım ama rüzgarın hiddetiyle de bu da deneniyor. Şimdi burada işte rüzgarın hiddeti değil sinsi pençe olduğu takdirde direkt olarak yapacağınız şey oluyor. W ile rakibe koşup E'yi e basıp sinsi pençeyi bastığınan rakibi zıplatıyorsun ve tek atıyorsun. Öyle bir durum ama rüzgarın hiddetinde ayrı özellikleri var. Sonuçta kaçmak için ne bileyim huku böyle güzel şekilde tutturmak için. Şimdi sinsi pençe mantığında siz içeri giriyorsunuz. Ama şu an oynanan bu adamın oynadığı mantıkta rakibi çekme ihtimali var. Rakibi çekerse de direkt olarak düşürmüş oluyorlar rakibi. Böyle bir durum. Ve Blitzcrank orman vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Bol bol oynamanızı tavsiye ediyorum. Önce bir iki oyun Normal game'de oynayın. Mesela atıyorum rakibinize kışkırtma çekmek istiyorsanız da 10 numara 5 yıldız şampiyon. Gidin hasar odaklı bir işte bir veya kitle kontrollü bir destek alın. Alt koridora bol bol gidin. Kitle kontrollü bir orta koridor alın Galio gibi. İşte orta koridora bol bol gidin. Attığınız çoğu baskın skor olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar. İyi ki varsınız, cansınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.